Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve Yine Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Ve size bugün çok güzel bir model yapacağız beraber arkadaşlar. Modelimiz sıralı bir model olacak. Bu iki renkten. kırmızım leylak 328, yeşilde de altın başak 2 numara. Birisi yani yeşilim altın başak, kırmızı da leylak. Şimdi e, sıralı bir model ama çok güzel yapımı da kolay böyle bir model olacak hemen modelimizin yapımına başlayalım 1 2 zincir şöyle ipimi tırma tutturdum iki defa tığımın başını doladım bu şekilde yapmış olduğum bu ikişer zincirli tığ battıların herhangi bir tığ battının içine giriyorum bu şekilde şöyle iki 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 alarak buraya bir tane trabzan yaptık bakın 3 seferde aldığım bir trabzan hemen yanına iki tane zincir çekiyorum yine iki defa tığımı doladım aynı tığ battının içine yine aynı şekilde trabzan yapıyorum 2 2 2 arasında ikişer zincir olan iki tane trabzan yaptık ve 5 zincir çekiyorum kapatıyorum 5 zincirimi buraya buraya bir tane yuva hazırladım yine iki tane zincir iki defa tığımı doladım aynı tığ battığının içine şöyle 2 2 2 alarak bu şekilde üçüncü trabzanı yaptım Evet aynı tığ battığının içine bu şekilde üç tane trabzanı yaptık şöyle üç tane zincir çekiyorum İki defa yine tığımı doladım 3 tane tığ battı mesafesi verip 4. tığ battıya gireceğiz. 1, 2, 3 ve 4. tığ, tığ battının içine girdim. Şöyle 2, şöyle 2, şöyle 2. Bakın. Aynı şekilde bir trabzan yaptım. Arasına 2 tane zincir. Yine 2 defa tığımı doladım. Aynı tığ battıya girerek şöyle 2, 2 ve 2 trabzanımı hazırladım ortadaki trabzana 5 zincir çekip şöyle bir tane bu şekilde bir yuva hazırlıyoruz 1 2 zincir 2 defa tığımı doluyorum aynı tığ battının içine 2 2 2 alarak 3. trabzanımı yaptım bakın bu şekilde oluyor Şöyle arkadaşlar 3 tane e, zincir çekince çok bol duruyor böyle marullu gibi duruyor. Sık iğneleri de fazla toplamıyor. İçine hani 3 zincirin 2 sık iğne yapınca fazla toplamadığı için buralara 2 şer zincir çekin olur mu? 3 çekince çok büyük duruyor. Denedim sizin için. O yüzden ona dikkat edin. Yine araya 3 tane zincir çekip 2 defa tığım doladım. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye yeni bir trabzanlar yapacağız. 3 seferde alıp trabzanımı hazırladım. Arasına 2 tane zincir 2 defa doluyorum. Diğer trabzanı aynı yuvaya yapıyorum. 2 ve 2. Tepesine 5 tane zincir çekip kapatıyorum bu ortadaki trabzanımı. Yine diğer trabzana geçiş için arasına ikişer zincir çekip iki defa doluyorum. Aynı tığ battığının içine şöyle 2 2 2 o yaparak bu şekilde tamamlıyoruz. Çimenimiz bu şekilde arkadaşlar. Alt sıramız bakın sıralı, çok hoş duran bir işimiz oluyor. Çimenimiz çok güzel duruyor. Yapımı kolay, görünüşü hoş, tam bizlik bir model. 3 tane atlayıp 4. 2 2 Hamali iki tane zincir. 2 defa doluyorum. Şöyle 2 2 ve 2. 5 zincir. Kapattım bu şekilde. Buraya yo hazırladık. Arasına 2 zincir. 2 defa dolayıp diğer tırabzana bu şekilde ikişer zincirle geçiyoruz. 2 2 ve 2. 3 zincir 2 defa doladım yine dördüncü sayalım 1 2 3 4. tığ battı ya 2 2 2 1 2 zincir 2 defa doluyorum hemen 2 2 2 1 2 3 4 ve 5 ortadaki trabzana son yaptığımız yani ikinci trabzanı kapattık iki zincirimizi çekip aynı tığ battıya üçüncü trabzanımızı iki 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 alarak yaptık 3 zincir iki defa tığımı dola dördüncü tığ battı şöyle iki şöyle iki şöyle iki iki zincir iki defa dola aynı tığ battığının içine giriyoruz 2 2 2 ikinci trabzanımızın üzerine 5 zincir kapattık hemen 2 zincir 3. trabzanımız için şöyle iki dolayıp aynı tığ battıya giriyorum 2 2 ve 2 1 2 ve 3 Evet bu sıramız çimenimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Çok güzel bir duruşu o var. Bakın şöyle marullanmadan toplanmadan bu şekilde ne dar ne de bol. Aynı zincir sayısıyla siz de bu şekilde çimenlerinizi hazırlayın. Ben biraz çoğaltayım. İkinci sırada buluşalım. Evet arkadaşlar bakın bayağı bir yaptım. Şimdi diyeceksiniz ki bu 5 zincirle neden açık açık? Çünkü kırmızısını yaptım bitirdim ama düğmeye basmamışım arkadaşlar. O yüzden yuvalar böyle açık açık oldu. Evet şimdi burada iki zincirden yaptığımız yere girelim. Sık iğne ile ipimizi buraya sabitleyelim. Şöyle tutturduk. Şimdi buradaki bir zincir var ya şu 3 zinciri yaptık dört kenarı geldik 3 tığ sonra 3 zinciri buraya sık iğne ile sabitleyerek yeşil tığlama işlemini bu şekilde bitireceğiz arkadaşlar şimdi bakın şöyle tekrar bir sık iğnemizi yapalım ve yanına bir tane daha sık iğne iki tane sık iğne yaptık hemen bu yuvanın içine bu şekilde sık iğne ile geçiş yaptık hiç zincir falan yok 5 tane zincir ve yuvaya kapattım tekrar 5 zincir ikinci kirpik şöyle 1 2 3 4 ve 5 zincir yuvanın içine yeşil yuvaya kapatıyorum 1 2 3 4 ve 5 zincir yuvanın içine kapattım 1 2 3 4 ve 5 zincir. Yuvanın içine kapatıyorum. Sabitledim. Bakın geçişimizi yine sık iğne ile geçiyorum. 1 ve 2. Evet. Ortadaki bu 3 zincirli köprüye şöyle sık iğne ile geçiyoruz. Bu 1, bu 2, bu 3. Evet bakın arkadaşlar. 2 zincirin üzerine 2 tane sık iğne 3 zincirin üzerine de 3 tane sık iğne yaptık hemen yine diğer modelimize başlıyoruz 1 2 sık iğne yanın hemen bu 5 zincirli yuva ya da sık iğne ile geçiş yapıp 5 kirpik 5 zincirimi çektim bu ilk kirpiği şöyle tekrar kapatalım 1 2 3 4 ve 5 zincir kapatıyorum 5 zincir 2 kirpiğimiz 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar sıkı sıkı. 4 edildi. 3 4 ve 5 zincir. Hemen yanındaki bakın. Bu iki zincirli yuvaya 2 tane sık iğne yapıyorum. 3 zincirli köprüye geçtim. 3 tane sık iğne. Yandaki 2 zincirli yuvaya geçtim. 2 tane sık iğne. Direkt bu 5 zincirli tomurcuğumuza da sık iğne ile geçiş yapıyorum. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Bakın. Bunu sizler için 6 zincirle 7 zincirle denedim ama bu güzel tombikliği vermedi. O yüzden 5 zincirden çekerseniz bu şekilde zincir sayılarım Önceden sizler için ayarladım. Beraber başladık ama ben bir denedim arkadaşlar sizler için. Bu şekilde çok güzel durdu. 5 zincir. Kapatıyorum. Bu ilk ipim. Tekrar 5 zincir. Şöyle sabitledim. 5 zincir. 3. 1 2 3 4 5 zincir hemen sabitliyorum tekrar 5 zincir bu da 5. kirpi şu aradaki zincirden çektiğimiz yer var ya arkadaşlar onu da denedim 3 zincirle marullanma oldu bakın bu iki zincir kenarlara çekince daha güzel durdu sizler için <laughs> önceden test edip onayladım iki tane sık iğne geçiş yaptım böyle bir sık iğne ile 1 2 ve 3 3 tane sık iğne diğerine geçiyorum 1 2 sık iğne ile geçiş yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir kapattım bu şekilde 1 2 3 4 5 zincir kapatıyorum 5 zincir tekrar 4. kirpiğim 1 2 3 4 ve 5 zincir yeşil yuvaya diğer kirpiklerin yanına 5. kirpiğimi de kapattım. Hemen yandaki 2 zincirli yuvaya 2 tane sık iğne ile yaptım. 3 zincirli yuvaya 3 tane sık iğne 2 zincirli yuvaya geçiş 2 tane sık iğne bu sık iğne ile 5 zincirli yuvaya geçiyorum ve 5 tane zincir çekiyorum şöyle çeviriyorum sizin rahat görmeniz için 1 2 3 4 ve 5 kapatırken bu şekilde şöyle pürüzsüz, bol olmadan kapatırsak güzel duruyor. Bir de tığ atmasa, sizle yapması güzel de. Tığ kamerayı sevmiyor. <laughs> Arkadaşlar neden atıyorsa? 5 zincir 4. kirpik 1 2 3 4 ve 5 zincir. Yeşil yuvanın içine kapattım. 2 zincirli yuvaya sık iğne ile geçiyorum. 2 tane sık iğne. 3 zincirli yuvaya geçiyorum. Buraya da 3 tane sık iğne. Ve 3. Diğer 2 zincirli yuvaya 2 sık iğne. 5 zincirli tomurcuğun içine sık iğne ile geçiş yaptım. Ve 5 tane zincir çekiyorum. Bismillah.

1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. 2 zinciri yuvaya sık iğne. Aradaki 3 zincire 1, 2 ve 3. 1, 2. 5 zincirli yuvaya sık iğne ile sağa

Evet, 5 zincirden 5 taneyi doldurduk. Hemen buraya 2 zincirli yuvaya iki tane sık iğne. 3 zincirli yuvaya 3 tane sık iğne. Bu şekilde arkadaşlar ikinci sırası da gördüğünüz gibi yapımı da çok zevkli, çok kolay. Kolay olunca daha güzel olunca da tam bizlik. Çok hoşumuza gidiyor arkadaşlar. Şöyle yaptık sizlerle biraz. Bakın çok güzel duruyor, kalıp gibi de duruyor. Hiçbir gerdirme, hiçbir bolluk yok. Çok da hoş, çok da güzel. Kırmızı da çok yakıştı. Bakın, kırmızı zaten her şeyin üzerine çok güzel, siyahın, beyazın çok güzel gözüküyor. Şimdi ben bunu biraz çoğaltayım. Sonra evet. veda için gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle biraz daha gözümüze hitap etsin, güzel bir anlaşılsın diye bu şekilde bakın hazırladım şöyle ekran resmi almak isteyen arkadaşlar için resim vereyim arkadaşlar şöyle bakın çok güzel bir modelimiz oldu hepsini de bir şöyle geçiş yapayım güzel olunca hangi tür vereceğimizi şaşırıyoruz sanırsam arkadaşlar Evet modelim bu şekilde bakın hiçbir marullanma bakın ütü dahi yok ama bu o kadar güzel ütüye gider ki hiç kıvrışmaz. Şöyle trabzanlarda daha yukarı doğru. Şöyle aşağıdan şöyle yukarıya doğru. Şunu mesela ütü olarak düşünün arkadaşlar. Bu modelde trabzanlar daha dik ve dolgun durması için çok güzel durur. Ben şimdi tekrar söküp tekrar yaptığım için düğmeye basmadım kırmızılarda. Şöyle daha güzel böyle sem sert bir yukarı doğru çekilerek ütülendiğinde şöyle çok güzel duracaktır. Evet modelim bu. Bu şekilde. Sizler demeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.